Ergün Diler Dijital Savaş Covid-19'la birlikte 3. Büyük Savaş'ın içine atıldığımızı çok kişi görmedi. Yaşanılan salgın görünümlü savaştı. Savaşlar bizlere söylenmese de para için yapılırdı. Tarihe bakın görürsünüz. Elbette başka başka motivasyonlar vardır. Ancak en büyük gerçek zenginlik ve paradır. Haçlı seferlerinden dünya savaşlarına kadar uzanın. Kitlelere başka duygularla yükleme yapılsa da amaç para ve zenginliğe ulaşmaktı. Son iki büyük savaşa odaklanın. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa içinde yaşayan iki büyük savaşa müdahil olmuş ve kendi sistemini kurmuştu. Dolar savaşın sonunda tek hakim vermiş, Washington oturduğu yerden dünyayı yönetmeye başlamıştı. Bretton Woods buydu. Doların imparatorluğunun kabul edildiği masa. Dolar altın karşılığında basılacak ve patron olacaktı. Öyle de oldu. Ancak filmlerden hatırlarsınız. Savaş sonrası Avrupa'da taş üstünde taş kalmamıştı. ABD üretiyor, satıyor, parasına para katıyordu. Her yıl cari fazla veriyordu. Bu da devamlı artış gösteriyordu. Avrupa ABD'nin savaştan sonra Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankası ve dolarla kurduğu imparatorluğu görünce ses çıkarmaya başladı oyunu bozma niyetini ortaya koydu. ABD bunun üzerine tek kazanan görünmemek için önce kredileri artırdı. Faizleri düşürdü, sonra Avrupa'ya ve Japonya'ya sermaye enjekte etti. Beraberinde teknoloji tabii ki. Çin için de aynı şeyler geçerliydi ancak ekonomistler ABD siyasetini çözmek için zaman harcamadığı için kurgu anlaşılmıyordu. ABD ya da başka bir güç yönetmek ve kazanmak isterdi. İşin doğası buydu. ABD bunu dolar üzerinden ve meydana getirdiği uluslararası kurumlar üzerinden yaptı. Ancak Başkan Nixon'la birlikte oyunu değiştirdi. Altına bağlı basılan dolar artık karşılıksız basılıyordu. Ve ABD kağıttan yani dolardan bir imparatorlukla hükmediyordu her yere. Haliyle enflasyon, doların değer kaybı, altın fiyatlarının artması gibi dalgalanmalar oluyordu. Petrol krizleri de bunu besliyordu. Zaten bunun böyle gitmeyeceğini en iyi ABD biliyordu. Bir balon vardı ve patlayacaktı. Patlamadan önce de pandemi başlatıldı. Yeni oyuna, yeni kurguya geçmek için. Açalım biraz daha. ABD'nin Orta Doğu'ya ya da Orta Asya müdahalesinin ana nedeni muhtemel rakipleri kontrol etmek ve etkisiz kılmaktı. Küresel finans değişikliği yapacak bir gücün kendi kendine yetmesi olmazsa olmazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol de vardı gaz da. Kapılarını kapattığı an kimseye muhtaç olmadan yaşayıp giderlerdi. Bu durumda başka da ülke yoktu. Irak'a girmeleri de Afganistan'a inmeleri de Çin'i kontrol etmek içindi. Enerjideki patronluğunu sürdürmek içindi. Bunu yapınca da doların egemenliği devam edebiliyordu en azından ömrünü uzatıyorlardı. Devam. Dijital dolar yeni dünya düzenine en çabuk entegre olacak rezerv para birimi. Evet, doların bugünkü gücüyle orantılı olması planlanan dijital dolardan gidelim yine. Amerika Birleşik Devletleri'nde pratiği başladı bile. Tatbikatlar hızla devam etmekte. Akıllı para, dijital dolar, sanal para. Her neyse gelecek olan o. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası dijital para biriminin yakın bir tarihte en büyük rezerv para olacağını kabul etti. Tartışmanın en can alıcı yeri burası değildi. Beni ilgilendiren de burası değildi. Soru şu. Dijital paraların karşılığı ne olacaktı? Her ülke bugün kağıt madeni para çıkarıyor ve bir karşılık tutuyordu. Peki her ülke şimdi olduğu gibi dijital para çıkartırsa bunların karşılığı ne olacaktı? Kavga, gürültü, kıyamet, fırtına burada kopuyordu. Biz pandemiyle uğraşırken dünyanın tepesinde bunun savaşı vardı. Iskalanan da buydu. Altın. Dijital paranın karşılığı altın olabilirdi, çok da normaldi. Bence en doğru seçenek buydu ancak altın rezervinde İngiltere'nin lider konumu bu görüşü sıkıntıya itti. Çünkü ABD'nin altın rezervi en yüksek gibi görünse de gerçek pek öyle değildi petrol. Bu seçenek önerildiği gün geri çekildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni dünya düzeninin en önemli çalışması olan coin parayı hazırlayan ekip, dijital paranın karşısına dijital doları hazırladı. Bu doları dijitalde de rezerv para birimi yapıyor. Tek gücü Washington'a taşıyordu. Çin, Almanya ve Fransa buna karşı doğal olarak günümüzdeki gerilimlerin asıl nedeni bu. Çin bunu kabul etseydi belki Covid-19 adlı virüse tanışmayacaktık. Ekonomilerin büyük bir çöküş yaşaması akıllı ya da sanal paraların piyasaya çıkışını öne Plan Planda buydu. Rusya önceleri dijitali kabul etti, sonra vazgeçti. Geçen yıl tekrar kabul etse de pandemi sürecinde yine vazgeçti. Şimdi Washington'ın karşısına bir Moskova var. Moskova, Pekin'le dijital doların güçlü olarak hayata geçmesini engellemeyi planlıyor. Tabii ki Çin'in kripto para biriminin de ABD'nin dijital oyuncusuna karşı en büyük engel olduğu ortada. Önümüzdeki günlerde pandemi sonrası dünya raporları medyaya sızacak. Çin'le işbirliği yapan birçok önemli isim deşifre olacak. Trump'la başladılar zaten. Bu dijital para sürecini daha da hızlandıracak. Covid-19'u dijital rezerv para savaşı olarak görmediğimiz takdirde sonuçlarını da, sebeplerini de anlamakta zorlanırız. Ekonomi üzerinden yaşanan problemler büyük bir geçişin sancıları. Bu sancı daha da artacak çünkü Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi dijital paranın etkinliğini belirleyecek. Burada isimlerin değil, ekiplerin zaferi önemli. Trump'tan çok ekibine, Biden'dan daha fazla ekibine odaklanmak gerekiyor. Çünkü asıl çatışmanın yansımalarını dünyanın farklı ülkelerinde görüyoruz. Dijital para ve rezerv para savaşını biz Huawei'in patronunun kızının rehin alınmasında gördük. 5G savaşlarında ABD'nin İngiltere'yi bile aynı kulvara sokmasında gördük. Çin'in Avrupa'da 5G dışlanmasında gördük. En tepede dijital savaş yaşanırken biz bunun yansımasını Akdeniz krizi, Ermenistan-Azerbaycan çatışması, Suriye gerginliği, Libya mücadelesi olarak gördük. Savaşın asıl nedeni yeni para sistemi ve kimin yöneteceği. Rusya ve Çin, ABD'nin dijital dolarına karşı. Mücadele bu. Ergün Diler Mehmet Barlas CHP yöneticileri iktidara alternatif olmak konusunda hiç hevesli değiller. Tabii ki hepimiz demokrasiden genayız. Hasretle 1930'lu yıllara duydukları özlemi seslendirenler de kendilerini demokrat olarak görüyor. CHP'lilerin sözcüleri de partilerini Türk demokrasisinin kurucusu olarak sunuyorlar. Anti-demokrat tutumlar Anlaması güç olan durum antidemokrat tutumlarla demokrasinin nasıl bağdaşabileceğidir. Örneğin demokrasinin vazgeçilmezlerinden olan siyasi partiler birbirleriyle farklı görüşlere sahip olsalar da asgari müştereklerde mutlaka birleşirler. Bu asgari müştereklerin başında ise şiddete karşı olmak ve ülkenin bütünlüğünü savunmak vardır. CHP ve HDP işte bu noktada CHP'nin özellikle HDP ile yaptığı işbirliği ve İyi Parti'nin FETÖ ile kuşkulu birlikteliği gündeme geliyor. CHP'nin halkı sokağa dökmeye çağıran PKK'lara karşı bir ses yükselttiğini pek duyan yoktur. Bu arada FETÖ güdümlü ve Amerikan kaynaklı 15 Temmuz 2016 darbe girişimi konusunda da suskun değil midir? Aynı şekilde Millet İttifakı'nın üyesi İyi Parti'nin FETÖ ile bağlantıları konusundaki söylemler de ayyuka çıkmamış mıdır? Tehdit altında İşte bu tabloda tehdit altında olan sadece Türk demokrasisi değildir. Türkiye'nin bütünlüğü ve toplumun istikrarı da tehdit altındadır. Gerçekten Türk demokrasisini kendilerinin kurduğuna inanan CHP'lilerin bu gerçeklerin ışığında mutlaka harekete geçmeleri gerekmez mi? Partinin lideri olan kişinin bir gün iktidar olabilecekleri yolunda hiçbir beklentisi olmadığının kanıtı, kendisi dururken başkalarını Cumhurbaşkanı adayı göstermesinden belli değil mi? Evet, derin CHP'lilerin bu duruma artık yeter demelerini bekliyoruz. Mehmet Barlas